Hepiniz hoş geldiniz. E, 2020 Ekim e, TUS'unun ilk Primer TUS dahiliye dersinde, hatta dahiliye şey, Primer TUS'un ilk dersinde e, beraberiz sizle. E, tabii bu karantina günlerinde arkadaşlar biz çok yoğun bir şekilde hastanede çalışırken sizin de TUS'a çok iyi asılacağından eminiz. Çünkü rakipleriniz gördüğüm kadarıyla yapacak da bir şey olmayınca dışarılarda vesaire bol bol çalışıyorlar. Onun için bu TUS işiniz birazcık daha zor belki diyebiliriz. Çünkü 2020 Ekim sınavı arkadaşlar bir e, zeka sınavından ziyade artık bir psikoloji sınavı olacak. Çünkü takdir edersiniz bu karantina sürecinden dolayı herkesin psikolojisi, çalışanların çalışmayanların, evde oturanların oturmayanların herkesin e, bir psikolojisinde problem var. Onun için e, motivasyonunuzu mutlaka yüksek tutacak şekilde çalışmanızı öneririm. Yüksek motivasyonlu olanlar bu sınavda daha başarılı olacaklar. Diğer TUS'lardan birazcık farklı olacak bu sınav o yüzden. Ben dahiliye dersini Primertus'ta uzun bir süredir anlatıyorum arkadaşlar. Bir üniversite hastanesinde hematoloji yan yapıyorum. Dahiliye uzmanıyım. Yan da bitmek üzere. Ee, toplam 60 saate yakın hatta 60 saat dahiliye dersimiz oluyor sizlerle. Genellikle sorduğunuz sorular işte hocam bu slaytlar yeterli mi dahiliye açısından? Diye arkadaşlar dahiliye slaytlarımızın kenarlarına, kıyılarına, köşelerine bol bol not alarak ee, dahiliyenin çıkmasını öngördüğümüz sorularını sizlerle paylaşarak ortalama %80-90 soruya referans olabiliyoruz. Yani notlarımız birazcık size ince gibi görülebilir ama oldukça yeterlidir. Önemli olarak bunu özümserseniz kenarına aldırdığımız notları da tekrarlarınıza koyarsanız son derece başarılı olacağınızdan şüpheniz olmasın denedik ve gördük arkadaşlar. Şimdi böyle online platform arkadaşlar ilk defa gören arkadaşlar için söyleyeyim. Genelde derslerimi ben şu şekilde işliyorum. İşte 50 dakikaya 10 dakika mola şeklinde yapıyoruz. Bazen işte bu Ramazan dolayısıyla ya da böyle akşam yemeğine vesaire denk gelirse 20 dakikalık molalar koyduğumuzda oluyor. Ya da çok yoğun bir dersten sonra da böyle 20 dakika mola vesaire verebiliyoruz. E, ee, soruları ders içerisinde bütünlüğe yani akışına uygun sorarsanız sohbet modülünde sağ altta sohbet modülü var arkadaşlar. Onları ders içerisinde yanıtlıyoruz ama geride kalan yani örneğin birkaç slide önce kalmış bir konuya tekrar dönmek akışkanlığı bozacağı için şöyle yapıyorum ben size ara vermeden önce. Arkadaşlar bu modülle ilgili sorusu olan varsa biz moladayken sohbet modülüne yazsınlar. Moladan dönüşte bu arkadaşımızın sorularını cevaplıyoruz. Sonrasında normal dersimize devam ediyoruz. Yani Akışında progresif bir şekilde sorarsanız soruları ders içerisinde yanıt veriyoruz ama birkaç slide önce sorarsanız yani birkaç slide öncenin ya da birkaç sayfa öncenin sorusunu sorarsanız molada yazmanız lazım moladan sonra onları cevaplıyoruz arkadaşlar. E, bu motivasyon sınavı olacak dedik. Dahiliyeden arkadaşlar yaklaşık 3-4 tekrar yapmanız sizin için avantajlı olacaktır. Bütün e, bölümler için bu tabii ki böyle. Çünkü tuz şöyle yani isterseniz 10 tekrar da yapın. İlla 11. tekrarı yapmazsanız kendinizi mutlaka eksik hissedersiniz. Yani bu Türkiye birincisi için de geçerli. Diğer bütün arkadaşlarımız için de geçerli. O yüzden yani okumanın sonu yok. Ama temel olarak böyle bazal şöyle 3-4 okumayla girerseniz dahiliye ve diğer dersler için 65 üstü puanlar alabileceğinizi aklınızdan çıkarmayın. Bunun yanında önereceğimiz şeyler neler? 2011'den sonraki tıs çıkmış tuz sorularını çözmenizi istiyoruz arkadaşlar. Bunu Deneme sınavı şeklinde değil, çıkmış tuz sorularını çözmenin amacı şudur: Bunu soran acaba bu konuyla ilgili başka ne sorabiliriz? Siz tahmin etmeye çalışacaksınız. Zaten biz e, ders sırasında size bunu sordular, dolayısıyla bunu da sormalarını bekliyoruz diye zaten söyleyeceğiz ama siz de bu çıkmış soruları okurken soru tipine aşinalık ve nereleri sorabilirler şeklinde çözmeniz lazım soruyor. Yani çıkmış tuz sorularının çözülmesi diğer soru bankasındaki soru çözümlerinden birazcık daha farklıdır. Orada sizin tahminleriniz devreye girecek. Motomat çözmenize gerek yok. Hangi konuyu sormuşlar diye şöyle bir bakabilirsiniz. Ama çıkmış sorular önemli. Sadece TUS'ta çıkmış sorular değil. Yan dalda çıkmış sorular da önemli arkadaşlar. Zamanı kalan arkadaşlar için. Çünkü TUS aslında bir zaman yönetimi ve motivasyon sınavıdır. Onlar için yan dal sorularını da çözmelerini en azından ne çıkmış diye bir bakmalarını bekliyoruz. 2011'den sonra biliyorsunuz soru havuzu değişti arkadaşlar TUS açısından. Bu bütün branşlar için geçerli ama klinik branşlar için daha da belirgin hale geldi. Bu soru çağırma olayları vesaire oldu. Hatırlayanlar vardır. 2011'den sonra ÖSYM komple soru havuzunu değiştirdi ve değişen soru havuzunda gördüğümüz şeyler şunlar. Artık klinik daha zor eskiye göre. Niye daha zor? Çünkü klinik sorularında arkadaşlar artık iki aşamalı sorular gelmeye başladı ve sizden hakikaten geçen tusa'da da mesela bir önceki tusa giren arkadaşlar için örneğin otoimmün pankreatit sorusu hani doçentlik sınavı düzeyinde bir soruydu. Dolayısıyla bunu şunu vurgulamak için söylüyorum. Tabii ki otoimmün pankreatit sorusunu kaçırırsanız bir şey olmaz. Çünkü o e, ilk yüzü elemek için sorulan bir soru ama genel itibariyle sorulara baktığımızda hakikaten zorlaştığını, birazcık daha klinik mantık yürütmenin ön plana çıktığını, artı iki aşamalı soru dediğimiz vaka sorularında önce teşhisi koyup ya da tanıyı koyup Sonrasında soru kökünde tedavisinde hangisi kullanılır ya da kullanılmaz ya da tanısında ne olması gerekiyor gibi şeyler sormaya başlarlar. Yani vaka sorusunda anlatılan hastalığı ya da klinik durumu bilseniz bile soruyu yapamama ihtimaliniz oluyor. Dolayısıyla tam bir hakimiyet gerekiyor arkadaşlar klinik sorularını yaparken. İşte biz size bu konuda yardımcı olmaya çalışacağız dahiliye derslerinde. Bu söylediğim şeyler aşağı yukarı diğer dersler için de geçerli. TUS açısından iki tane dersin önemi çok büyük arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi patoloji, diğeri de dahiliye. Niye daha büyük bunların değeri? Çünkü patoloji ve dahiliye arkadaşlar diğer branşlardan da soru yakalar. Yani tabii ki örneğin farmakoloji de Mustafa hocanız çok güzel farmakoloji anlatacak size. O da mutlaka diğer derslerden soru yakalıyor. Ama patoloji ve dahiliye böyle tıbbın biraz kemiği olduğu için, iskeleti olduğu için ucu uca her yere böyle yayılabiliyor. Dolayısıyla patoloji ve dahiliyeyi iyi bilmek göreceksiniz size pediatride, farmakolojide, temel bilimlerde, diğer klinik bilimlerde de soru yaptıracağı için birazcık daha öne çıkıyor gibi benim gözümde. Tabii ki herkesin yani her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır diye ee, söyleyelim. Lafı biraz fazla uzatmış olabiliriz. Gene aklınızda takılan bir şey olursa vesaire sorabilirsiniz arkadaşlar. İlk online dersiniz sohbet modülü aşağıda slaytlar üzerinde de ben yer yer size böyle boş sayfa açıp şekillerde vesaire not alacağınız yerleri söyleyeceğim. Şimdi isterseniz yavaş yavaş başlayalım arkadaşlar. Bizim dahiliye birinci oturumumuz endokrinoloji ile başlıyor. Endokrin deyince arkadaşlar tabi bunların çoğunu hani fizyolojide vesaire göreceğiniz için çok fazla detaylandırmayacağım ama biliyorsunuz bir anterior hipofiz dediğimiz bir ee, alanımız var. Bir saniye bir de kalem bulmaya çalışıyorum şu anda. Rengini de ayarlayalım. Şöyle kırmızı yapalım. Bakalım olacak mı? Evet fena değil. Tamam. Anterior hipofizimiz var arkadaşlar. Ön hipofiz bir de arka hipofizimiz var. Temel olarak endokrinin ilgilendiği nokta aslına bakarsanız ön hipofizde. Ön hipofizde bize tuz soruları nelerden geliyor daha ziyade sor diye sorarsanız arkadaşlar. Tuz sorularını çözen arkadaşlar bir Şu laktotroplar yani prolaktin salınımıyla alakalı bol bol sorular görüyoruz. Son dönemlerde özellikle tirotrop yani tiroid bezinin fizyolojisiyle ilgili de çok fazla soru görmeye başladık ama bunlardan en önemlisi ve sorunun her daim sorulacak kısım arkadaşlar prolaktin sorularıdır. Prolaktinin diğer bir önemli özelliği arkadaşlar burada prolaktin hariç yani laktotropların sentezlediği hormonlar hariç diğer bütün hormonlar biliyorsunuz ki hipotalamustan giden pozitif uyarıyla etkilenirler. Yani hipotalamus hipofize emir verir salgıla diye hipofizde salgılar. Ancak prolaktinde durum farklı. Prolaktinde arkadaşlar olay dopamin ile inhibe edilmesiyle alakalı. Ve bu dopaminerjik dolak arkadaşlar hipofizden hipotalamusa kadar uzanan bir dolak. Dolayısıyla prolaktin salınımının dopamin ile beraber inhibe edildiğini bilin. Yani hipotalamus aslında prolaktin üzerine hipofiz üzerine prolaktin bazında negatif etki gösteren bir bezdir. Diğerleri pozitifti. Prolaktin ise negatifti arkadaşlar. Bunun bizim için klinik önemi ne? Yani bu tamamen böyle alakasız bir bilgi olarak gelebilir ama arkadaşlar bizim için nerede önemli biliyorsunuz? Non fonksiyone adenomlar dediğimiz hipofiz adenomları var. Non fonksiyone. Non -fonsione, adenom demek hipotalamusun ya da hipofizin içerisinde sadece kitle etkisi olan adenom demektir. Yani hormon salgılamayan adı üzerinde non fonksiyone ama sadece kitlesel olarak orada yer kaplayan bir oluşum. Hipofiz oldukça küçük bir organ olduğu için burada yer alan milimetrik kitleler bile arkadaşlar işte sizin bu dopaminerjik sisteminizi inhibe ederse hipotalamustan hipofize giren o zaman diğer bütün hormonlar düşerken prolaktin seviyesinde artış saptayabiliyorsunuz. Bu niye önemli? Hipofizde gördüğünüz her kitle prolaktinoma demek değildir. Çünkü hipofizde non fonksiyonu yani hormon salgılamayan bir tümör olsa bile dopaminerjik etkiyi ortadan kaldırıp prolaktini yükseltebilir. Bu bilgiyi lütfen cebinizde tutun arkadaşlar. Burası önemli. Prolaktin birazdan gerçi daha iyi göreceğiz ama birazcık fizyolojik uyarılarla da salgılanan bir hormon. İleride size detaylarını söyleyeceğim.